1954'te dünyaya gelen Alexander Lukashenko, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1994'te seçimleri kazanarak Belarus'un devlet başkanı seçildi. Siyasi kariyerine 1990'da Belarus Cumhuriyeti Yüksek Konseyi'nde bir milletvekili olarak başlayan lider, 3 yıl aradan sonra parlamentoda Yolsuzlukla Mücadele Komitesi'nin başkanı olarak hizmet vermeye başladı. Yeni Belarus Anayasası'nın 1994'te demokratik başkanlık seçimlerinin yolunu açması üzerine Lukashenko oyların %80'ini alarak seçimlerin ikinci turunda devlet başkanı seçildi. Siyasi lider 21 yıldan bu yana ülkedeki tüm kapıları kilitli tutuyor. Medya ve muhalefet her şey kontrolü altında olurken muhalifler halkın düşmanı olarak gösteriliyor. Ülkede istikrarı sağlayabilecek tek lider ise kendisiymiş imajı veriliyor. Lukashenko'nun Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne girişi yasaklı. Belarus aynı zamanda Avrupa Komisyonu'na giremeyen tek Avrupa ülkesi. Rusya ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği ülkeleriyle sağlam ortaklıkları bulunuyor ancak uluslararası arenada dışlanmaya devam ediyor. Ülke aynı zamanda Avrupa Birliği'nin yaptırımlarıyla da karşı karşıya, zira Lukashenko'nun Belarus'ta inşa ettiği rejim kuralları insan hakları ihlali olarak kabul ediliyor. Uluslararası hukuka aykırılığıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından diktatör devlet olarak nitelendiriliyor. İnsan hakları ihlallerinden dolayı Avrupa Birliği tarafından dayatılan yaptırımlara tabi. Belarus'un dış ilişkilerinde öncelik verdiği ülkelerin başında Rusya, Kuzey Kore, Türkmenistan, Katar, İran, Küba, Çin, Sudan ve Venezuela geliyor. Ukrayna krizinde Avrupa Birliği ve Rusya arasında arabuluculuk yapan Avrupa'nın son diktatör lideri Lukashenko yeni bir imaj çalışmalarına hız vermiş durumda.